Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bugün uzun bir aradan sonra yeni bir video kaydıyla daha sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in kelime kelime irabı ve kelime kelime kırık mealini inşallah bu derslerimizde işlemeye başlayacağız. Öncelikle Nas suresinden başlamayı ben tercih ettim. Bu dersimizde Nas suresinin hem kelime kelime mealini hem de kelime kelime Arapça irabını öğrenmiş olacağız Allah'ın izniyle bu dersimiz bittiği zaman. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlayalım. Birinci ayeti kerimemiz Gül e'udhu birabbin nas ayeti kerimesi. Gül de ki e sığınıyorum ya da sığınırım ben bir Rabbi Rabbine ennesi insanların Rabbine. De ki ben insanların Rabbine sığınırım ya da ben insanların Rabbine sığınıyorum. Manamız bu şekilde yani tam net anlaşılması için bakın hepsini aynı renklerde yazmaya gayret ettim. Gulu de ki e'udhu sığınıyorum ben ya da sığınırım ben bi rabbi rabbine ennasi insanların rabbine sığınıyorum ben. Bu ayeti kerimemizdeki gul nedir sayın hocalarım? Fi'le emir bir emir fiildir ve mebniyun ale sukuni sükun üzere mebni bir emir fiildir. Hepinizin malumu emir fiiller ve mazi fiiller Arapçada tamamı mebni olan fiillerdendir. Buradaki gul emir fiilimiz sükun üzere mebnidir. Ve bu fiilimizin faili damiru müstetir, gizli bir zamirdir fihi. Yani içerisindeki gizli bir zamirdir burada failimiz. O zamirin de saklanması yani gizlenmesi vücuben vaciptir. Ve o fiilin yani o failin takdiri ente zamiridir. E'udhu sığınıyorum ben dedik. E'udhu bir fiili muzaridir. En soru gibi. E'udhu fiili muzari merfuun bir damme. Damme ile merfu bir fiili muzari. Zaten sonundaki dammeyi yani ötreyi görebilmekteyiz. Bu fiilimizin faili de yine damirun müstetirun fihi içerisindeki gizli bir zamirdir. Ve saklanması yani gizlenmesi vacip olan bir zamir o zamirin takdiri nedir ene zamiridir yani euzu derken ene euzu yani ben sığınıyorumu yorumu kastediyoruz bir rabbi bölümüne geldiğimiz zaman bir rabbi takdir edersiniz ki öncelikle bi harfi cerinden ve rabbi mecrur ismimin isminden oluşmakta yani buradaki car ve mecrurumuz yani hem cereden kelimemiz hem de bu cereden kelimeden dolayı mecrur olan ismimiz ikisi de e'udhu fiilinin müteallıklarıdır. Yani buradaki car ve mecrur dediğimiz bir Rabbi e'udhu fiiliyle yani aynı ayetteki e'udhu fiiliyle ilişki durumundadır. Yani bunların mevcudiyeti daha doğrusu buradaki car ve mecrurun mevcudiyeti e'udhu'nun mevcudiyetine bağlıdır. Ayet-i Kerime'mizin son bölümünde de bir Rabbi ennesi kelimesini görüyoruz. Aslında buradaki Rabbi aynı zamanda muzaaf olacak. Yani şuraya muzaaf yazabiliriz aslında. Rabbi muzaaf ennesi muzaafın iley olacak. Ennesinin irabına bakalım. Muzaafın iley mecrurun bil kesre. Kesre ile mecrur olan bir muzaafın ileydir. Zaten baktığımız zaman ennasi kelimesinin sonunun kesre olduğunu görmekteyiz. Ve buradaki kul cümlesi yani ayetimizin başında başlayan kul ile başlayan deki ile başlayan bu cümlemizin tamamı aslında istinafiye cümlesidir. Yani bir nevi kelama kendisiyle başlanılan cümledir ve bu yüzden la mahalle lehe el irab irabta mahalli olmayan cümlelerden bir tanesidir. Eûzu ile başlayan fiil cümlemiz ise vel cümletul fi'liyetu yani eûzu ile başlayan kul eûzu eûzu ve devamı buradaki eûzu fiil cümlesi ve ve ma ba'daha ve kendisinden sonra gelen cümlelerden yani kelimeler de fi mahalli nasb'tır. Yani mansup mahaldedir. Çünkü mef'ulü bih'tir. Mekulül kavildir sayın hocalar. Bunu ilerleyen derslerimizde de zaten İrapları yaptıkça daha rahat bir şekilde kavlayı, kavramış olacağız. Kale ya da türevlerinin geçtiği bir cümlede bu kale ve türevlerinden sonra gelen bölüm sürekli mekulül kavil olacak. Yani söylenilen şey, ağızdan çıkan şey anlamında bunlara sürekli fi mahalli nasb diyeceğiz, mefulü bih diyeceğiz, mekulül kavil diyeceğiz. Neden dolayı? Çünkü bu cümlenin öncesinde kale ya da türevlerinden bir tanesi geçtiğinden dolayı birinci ayeti kerimimizin irabı bu şekildeydi şimdi suremize devam edelim gul e'uzu birabbin nâs melikin nesi" bölümündeyiz melik hükümdar padişah anlamında melikin nesi? insanların hükümdarına insanların padişahına sığınıyorum anlamında bu ayeti kerimede kullanılmış durumda o yüzden Meliki'ye biz hükümdar ya da padişah anlamını verebiliriz. Ennesi zaten insanlar anlamında. Şimdi şöyle bir ikinci ayeti kerimimizin yapısına baktığımız zaman bir Meliki muzafını bir de Ennesi muzafın ileyhisini zaten ilk bakışta sizler de fark etmişsenizdir. Buradaki Meliki'nin irabına özel olarak baktığımızda Meliki'nin Rabbi kelimesinin bedeli olduğunu görüyoruz. Yani sanki insanların Rabbine sığınıyorum gibi insanların melikine de sığınıyorum. Bu ayeti kerimede kastedildiği için biz burada meliki kelimesine bir önceki ayeti kerimemizdeki Rabbi kelimesinin bedeli diyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. İkinci bir seçenek yani buraya Rabbinin bedeli desek de olur ya da Rabbinin atfu beyanı desek de ya da Rabbiye atfedilen bir atfu beyan desek de olur sayın hocalar. Ve burada Melikinin de kesre ile mecrur olduğunu görüyoruz. Bakın Rabbi de kesre ile mecrurdu başındaki bi'den dolayı. Buradaki Meliki de mecrur kesre ile neden? Çünkü tıfkı Rabbiye atfedildiği için sanki bunun başında da bir harficer varmış gibi ya da Rabbi hangi ira alıyorsa bu da bedel olduğu için bu da yine aynı irabı alacak. Aynı zamanda Melik-i Muzaftır. Aynı zamanda Melik-i Muzaftır az önce dediğimiz gibi. Ennesi de Melik'inin Muzaf'ın ileyhidir ve kesre ile mecrurdur. Zaten Ennesi'nin sonunda kesre ile mecrur olduğunu hepimiz görebilmekteyiz. Şimdi gelelim 3. ayeti kerimemize. İlahin nasi bölümüne. İla zaten Türkçe'de kullandığımız ilah kelimesi ilahına neyin ilahına ilahin nesi insanların ilahına burada da yine Melikin nesi için ne söylediysek Melikin nesi için ne söylediysek sayın hocalarım aynısını Ilahi nesi içinde söylememiz mümkün. Yani ilahi muzaaf, ennesi muzaafın ileyi diyeceğiz. Bakın şurada gördüğünüz gibi ennesi muzaafın iley ve kesre ile mecrur. İlahi de tıpkı meliki gibi nedir? Rabbi kelimesinin bedelidir ya da ona atfedilen bir atfu beyandır. Ve tıpkı Rabbi gibi, tıpkı meliki gibi ilahi de yine kesre ile mecrurdur sayın hocalarım ve muzaftır. Çünkü ennesi kendisinin muzafın ileyhi olarak kullanılmış olacak. Acaba biraz e, hızlı mı anlatıyorum bilmiyorum ama uzun bir süredir video kaydı yapmıyorum. E, tane tane anlatmaya gayret ediyorum. Yani bu videoya vereceğiniz yorumlar benim için çok değerli. Çünkü yani bu seriye devam edelim mi? Bu sizin için faydalı mı? E, bunları merak ediyorum. O yüzden yorumlarınızı şimdiden bekliyorum. Sayın hocalar. Bir sonraki ayeti kerimemiz min şerril vesvesil hannasi ayeti kerimesi min şerri şerrinden mesela minel bâbi kapıdan gibi min şerri şerrinden kimin şerrinden el vesvesi vesvesecinin yani vesvesecinin şerrinden yani vesvese yapan vesveseci Evet vesveseci. Pek Türkçe'de sürekli kullanmadığımız bir kelime. O yüzden ağzıma biraz garip geldi ama vesvese veren yani. Vesvesecinin şerrinden sığınıyorum. Nasıl bir vesveseci bu? El hannasi sinsi. Yani sinsi vesvesecinin şerrinden anlamında bu ayeti kerime Kur'an'da yer almış durumda. Şimdi min şerri bölümü az önce de Mesela min şerriye ne diyebiliriz? Min harfi cerimiz var burada. Ve şerri mecrur ismimiz var. Minden dolayı mecrur olmuş ismimiz. Çünkü başına harfi cer gelmiş durumda. O yüzden burada min harfi cerimiz ve şerri mecrur ismimiz var. Yani burada car ve mecrur var. Ve biz ne yapacağız? Şimdi bu iraplarımızda aslında bir temel taşı olacak. Yani bir cümlenin içerisinde car ve mecrur gördüğümüz zaman %90 onu alıp nereye götüreceğiz? Kendisine en yakın fiilin müteallıkları diyeceğiz sayın hocalar. Şimdi bu ayeti kerimede de min şerriye en yakın fiil eûzu fiil. O yüzden min şerriye alacağız. Diyeceğiz ki burada car ve mecrur var. Ve bunlar bize en yakın fiil olan eûzunun müteallıklarıdır diyeceğiz sayın hocalar. Yani buradaki şerrinin mevcut olması e'uzunun mevcudiyetinden kaynaklanıyor diyeceğiz. Bir nevi sayın hocalar. Şimdi aynı zamanda min harfi cer şerri onun mecrur ismi ama aynı zamanda da şerri muzaf el vesvesi muzafın ile olacak burada. Bakın şerri muzaf buraya muzaf yazmayı unutmuşum. Buraya muzaf yazılabilir el vesvesiye de muzafın iley diyeceğiz. Yani şerril vesvesi. Vesvesecinin şerrinden anlamında el vesvesi muzafın iley mecrurun bil kesre. Yani sonunun kesre ile mecrur olduğunu görebiliyoruz. Ve ayeti kerimemizin sonunda el hannas ibaresi var. Nasıl bir vesveseciydi bu? Sinsi. O yüzden el hannasi burada el vesvesinin sıfatıdır. Bakın el sıfatun lil Yani el vesvesin sıfatıdır hannaz ve kesre ile mecrurdur. Şimdi mevsuf hangi harekeyi alırsa Arapçada sıfat da aynı harekeyi alacak. Burada mevsufumuz olan el vesvesi mecrur olduğu için onun sıfatı olan el de biz ne göreceğiz? Bu ayeti kerimemizde mecrur olarak göreceğiz. Gelelim bir sonraki ayeti kerimemize. Ellezi o ki yani öyle bir kimse ki bu yuves visu fısıldıyor. Nereye fısıldıyor? Fi in nasi insanların göğüslerine fısıldayan bir vesveseci bu. Ellezi Arapçadaki ismi mevsullerden birisi. Burada o ki anlamında kullanacağız. Yüvesvi su fısıldıyor ya da fısıldar. Yani şimdiki zaman ya da geniş zaman anlamı fiili muzariye verebiliyoruz. Fi Fisuduri göğüslerine, kimin göğüslerine, ennesi insanların göğüslerine fısıldayandır o anlamında sayın hocalar. Şimdi irabımıza şöyle bir bakalım. Ellezi Az önce de söyledik Arapçadaki ismi mevsullerden bir tanesi ve sükün üzere mebni ellezi sükün üzere mebni bir ismi mevsul burada fi mahalli cer olarak kullanılmış. Fi mahalli cer olarak kullanılmış. Neden? Çünkü ikinci sıfat olarak. Kimin ikinci sıfatı? El vesvesin ikinci sıfatı olarak burada kullanılmış. Sayın hocalar. Şimdi Hatırlarsanız vesvesin birinci sıfatı neydi? El hannaz, sinsi vesvezeci. İkinci sıfatı da ellevi olarak burada alimler böyle değerlendirmişler. Yani elleviye, biz burada elleviye sükun üzere mebni bir ismi mevsul ama fi mahallicer. Çünkü vesvesin ikinci sıfatı diyebiliriz. Bu iraplarımızdan bir tanesi. Ev veya fi mahalli ref ya da biz bu elleziye fi mahalli ref diyeriz haber olduğunu düşünerek neyin haberi mübdedeun mahzufun takdiruhu huve ya da ortada hasfedilen bir huve mübtedası var ve o hasfedilen huve mübtedasının haberidir bu ellevi o yüzden biz ona sükun üzere mebni ismi mevsul ama haber olduğu için fi mahalli ref diyor alimlerimiz. Bu da ikinci seçenek. Yani sanki ayeti kerime şöyle gibi. Huve ellezi gibi. Huve burada müpteda ama hasvedilmiş. Ellezi onun haberi sükun üzere mebni ismi mevsul ama haber olduğu için biz ona fi mahalli ref diyeceğiz. Bu da ikinci irap seçeneğimiz. Bir seçeneğimiz daha var. Ev veya fi mahalli nasb mefulu bihi ya da biz burada elleziye deriz ki ellezi burada mefulu bihtir ve bu yüzden fi mahallin nasptır. Ev veya dedik ki fi mahallin nasptır mefulu bihtir. Neyin peki mefulu bihi buradaki ellezi li fi'li mahzufin hasfedilen bir fiilin mefulu bihi. Peki nedir o fiil? E'ani fiili yani benim kastettiğim yani kastediyorum demek istiyorum ki ellezi öyle bir kimse ki anlamında. Yani burada sayın hocalarım ellezinin irabıyla ile alakalı üç tane seçeneğimiz var. Ya ellezi fi mahalli cer diyeceğiz vesvesin ikinci sıfatı olarak ya da ellezi fi mahalli ref diyeceğiz hasfedilen bir huve müptedasının haberi olarak ya da ellezi fi mahalli nasb diyeceğiz. Hasfedilen e'ani fiilinin mefulü bihi olarak burada üç irabın üçü de yapılabilir. İstediğinizi dilediğinizi burada seçmeniz mümkün. Hepsi de anlam olarak aynı kapıya çıkacaktır sayın hocalar. Şimdi gelelim yüves visu kelimesine. Yüves visu bakın tıpkı yen soru gibi bir fiili muzari ve damme ile merfu. Yüves visu fiili muzari ve damme ile merfu. Vel failu damirun müstetirun fihi vücuben takdiruhu huve. Yani nasıl ki yensuru o yardım ediyor derken orada bir gizli bir huve faili varsa yuvesvisu fısıldıyor vesvese veriyor. Burada da yine gizli bir huve faili bulunmakta. Buradaki fiil cümlesi yani yuvesvisu fiil cümlesi nedir? Sılatul mevsuldür. Yani ellevinin sıla cümlesidir. Buradaki yüvesvisi o yüzden İrab'da mahalli yoktur sayın hocalar. Bunu çeşitli nahif kitaplarında İrab'da mahalli olmayan cümleler ve İrab'da mahalli olan cümleler şeklinde bazı konu başlıkları var. Tıpkı az önce istinafiye cümlesine İrab'da mahalli olmayan cümle dediğimiz gibi şimdi de sıla cümlesine İrab'da mahalle olmayan cümle diyoruz. Bunları da yavaş yavaş inşallah her ders tekrar ede ede öğrenmiş olacağız. Ayet-i kerimemizin son bölümünde fi sudurin nesi ibaremiz var. Buradaki car ve mecrur yani fi harfi ceri ve suduri car ve mecruru ne diyeceğiz bunlara? En yakın fiilin müteallıkları. Peki en yakın fiili hangisiydi bunlara? Bir kelime önce geçen yüves visufiil. Evet buradaki fi suduri car ve mecruru kendilerinden önce geçen yüves visu fiilinin mütalıklarıdır diyeceğiz. Aynı zamanda aynı zamanda suduri muzaf ennesi onun muzafın ilehi olacak. Ennesi muzafın iley mecrurun bil kesre. Zaten hem suduri'nin sonunun kesre ile mecrur olduğunu hem de ennesinin sonunun yine kesre ile mecrur olduğunu görüyoruz. Ayetin son bölümüne geldik. Bu güzel dersimizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Minel cinneti ve nesi cinlerden ve insanlardan cinlerden ve insanlardan min harfi cerimiz var. El Cenneti ismimiz var. Minden dolayı mecrur olmuş durumda. Hemen şuradan irabımıza bakalım. Min el cinneti min harfi cerimiz ve el cinneti burada mecrur ismimiz var. Yine ne yapacağız? Bu car ve mecruru alacağız. En yakın fiile götüreceğiz. Peki neydi en yakın fiil? Yüves visu fiil. Ve diyeceğiz ki biz bu ayeti kerimede car ve mecrur yüves visu fiilinin müteallıklarıdır diyeceğiz sayın hocalar. Bu birinci seçenek. Ya da bunlar haldir. Ev bihalin mahzufetin minen nasi. Ve takdir buradaki takdir şöyledir ki halu kevnihim minel cinne. Yani onların durumunun cinlerden olmaz. Halun kevnihim minel cinne. Şimdi biz burada Şöyle diyelim. Şimdi birinci seçenek vesvisunun müteallıklarıdır buradaki minel cinneti bölümü. Bu birinci irap seçeneğimiz. Ya da bunlar haldir sayın hocalar. Sayın hocalarım burada şöyle bir şeyden bahsedelim. Şimdi minel cinneti için yüvesvisu fiilinin müteallıkları olan bir car ve mecrur olduğunu söyledik. Ya da ikinci bir seçenek olarak ikinci bir seçenek olarak ennasinin, ennâsi kelimesinin yani şuradaki ennâsi kelimesinin hasfedilen bir halinin müteallıkları olabileceğini de söyleyelim. Yani sanki takdir şöyleymiş gibi halûkevnihim minel cinne yani cinlerden olan halleri cinlerden olma halleri, durumları gibi. Ayet-i kerimemizin son kelimesi vennâsi kelimesi. Burada vav atıf harfimiz var. Burada vennâsi ma'tufetun bilvâvi. Vav ile atfedilmiştir. Nereye atfedilmiştir? Cinne kelimesine atfedilmiştir. Ve ennâsi mecruratun bil kesre. Kesre ile mecrurdur. Çünkü Neden? el kelimesi mecrurdu. Onun üzerine atfedilen hangi kelime olursa olsun ya da kelimeler kaç tane olursa olsun onların tamamı da yine atfedildikleri kelime gibi mecrur olmak durumdalar sayın hocalar. Evet böylelikle Nas suremizin hem kelime kelime mealine bakmış olduk hem de sizlerle beraber kelime kelime detaylıca İrabını incelemiş olduk sayın hocalarım. Fırsat buldukça bu tarz öncelikle kısa cümle kısa surelerin irabını yapmaya gayret edeceğim. Beğenip ya da beğenmediğinizi belirtirseniz ya da sizlere faydalı olup olmadığını yorum kısmında belirtirseniz gerçekten beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bir önceki videomda yeni başlayacağımız ders programı ile alakalı bir kısa video yayınlamıştım. İzlemeyenlere de onu izlemelerini tavsiye ederim. Gerekli katılımın sağlanması ile birlikte inşallah en kısa zamanda yeni ders programına da başlayacağız. Bunun bilgisini de sizlere vermek isterim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.